Hitler'in cinayetlere izin veren gizli emri. Nazi Almanyası'nda çıkartılan ırkçı yasalardan sonra sıra halka öjeni uygulamalarını özellikle ötenaziyi kabul ettirmeye gelmişti. Bunun için çok çeşitli propaganda yöntemleri kullanıldı. Bu yöntemlerin başında filmler geliyordu. Amaç insanları bu kadar çok işe yaramaz insanı yaşatmak için neden bu kadar çok çaba harcansın ki yalanına inandırabilmektir gazetelerde zihinsel özürlüler için ne kadar para harcandığına ve bu paranın başka hangi yararlı işlerde kullanılabileceğine dair haberler ve yazılar yayınlandı. Başlatılan kampanya o kadar büyüktü ki okul kitaplarına kadar ulaştı. 1938'lerin sonunda Almanya'da ilk ötenazi uygulamaları başladı. 1938'in sonlarına doğru Leipzig'ten Knauer adına bir adam Adolf Hitler'e bir mektup gönderdi. Mektupta kör, geri zekalı ve eksik uzuvlarıyla doğan çocuğun hayatına son vermek için bir doktor istediğini yazdı. Mektubuna cevap olarak Hitler, özel doktoru Profesör Karl Brandit'i Leipzig'e yolladı ve sonuç olarak çocuk doktorlar tarafından öldürüldü. Hitler, Doktor Karl Brandt ve Philip Bohler'e özel durumlarda ötenaziye izin verme yetkisi verdi. Hitler'in emri olarak anılan yetki belgesinde şöyle deniyordu. Bohler ve Doktor Brandt İsmen belirlenecek olan bazı doktorların yetkilerini genişletmekten sorumludurlar. Buna göre hastalık durumlarının tetkik edilmesi sonrasında insan sağduyusu bu hastalar için merhametli bir ölüm için karar verebilecektir. İmza Adolf Hitler Cinayeti günlük hayatın bir parçası haline getiren bu yetki, Nazi Almanyası'nın psikiyatristleri tarafından işlenen suçlara yasal temel oluşturmakla kalmamış, daha sonra Nürnberg davalarında ve diğer bazı davalarda... Sanıkların bu yetkiyi bir emir olarak yorumlamaları, yaptıkları katliamları sözde hafifleten bir neden olarak öne sürülmüştür.